Sevgili izleyenler, çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Hep birlikte bu sorunun cevabını vatandaşlarımıza arayacağız. Bugün Söz Milletin programında soralım isterseniz, çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Çocuklarımızı ilk önce evde aileden başlamamız lazım yetiştirmek için. Çünkü aile terbiyesi almayan hiçbir çocuk dışarıda hiçbir şeyde muvaffak olamıyor. Peki şimdi eğitimciler, siyasetçiler çocukları yetiştirmekte nasıl bir rol almalı? Müfredatı komplesini değiştirmesi lazım. Yani eskiden Türk şeylerine uygun olarak, örf ve adetlerine, biz çocukken, benim babam şöyle odanın köşesinde otururken biz 5 kardeştik. Tamam mı? Kapıdan giren sırayla, gıdem sırasına göre askerlik gibi, en sonda en küçüğü otururdu. Oğlum oradan bir bardak su verin bana dediği zaman en sondaki kalkardı. Ama herkes ayağa kalkardı o suyu getirmek için. Kalkar otururdu yani, bu kadar eğitimliydik. Siyasetçiler nasıl rol almalı? Siyasetçiler de işte bu şekilde bir eğitim sistemi koyup evde aileden başladığıp güzel yani bir şekilde. Şunu merak ediyorum, yani bir siyasetçileri çocuklar izlerken televizyonda ne diyordur? Mesela Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan veya Kılıçdaroğlu veya Devlet Bahçeli. Yani örnek alıyorlar siyasetçilerden çocuklar çünkü. Tabii ki yani örnek alıyorlar. Cumhurbaşkanımızın her söylediğine katılıyorum. Her şeyi çok güzel. Ama Cumhurbaşkanımız gerçekten CHP'nin muhalefeti gibi tek adam. Çevresindekilerin hiçbirisi Cumhurbaşkanımıza yardımcı olmuyorlar, çalışmıyorlar. Yani muhalefet tek adam sistemiyle mi çalışıyor? Hayır. Muhalefetin dediği bir yerde böyle oluyor. Anladım. Bakanları, milletvekilleri partiden ayrıldıktan sonra hiçbir zaman partiye de çalışmıyorlar, Cumhurbaşkanına muhalefet oluyorlar. Bütün AK Partililer. Yoksa AK Parti'nin şu anda %99 oy almak mecburiyeti var. Yani muhalefet nasıl olmalı? Muhalefetin milliyetçi olmalı, Türkiye'nin yanında olmalı. Muhalefet dediğin yani kalkıp da niye S4 alıyorsun, niye şunu yapıyorsun, niye bunu yapıyorsun, hani senin hiçbir şeyin yok dediği yerde dünya kadar bizde teknoloji var. Daha onun bilmediği çok teknolojiler var. Uzayda yaşar gibi bir hareketi var adamın. Akdeniz'de neden Türkiye yok diye bir açıklaması vardı bundan birkaç gün önce. Ulan Akdeniz'de zaten bütün bizim gemiler var. Başka kimse gelemiyor ki Akdeniz'e korkusundan. Akdeniz'in zaten %50'sinin üzerinde bizim. Yani başka kim gelecek? Sen neredesin? Sen görmüyor musun? Yani Yunanistan geliyor. Ya. Fransızlar aynı zamanda gemi yolluyor. İtalyanlar müdahale etmeye çalışıyor. Ama hiçbirisi yemiyor. Yiyemiyorlar. Yani yiyemezler. Peki Barış Pınar harekatı gerçekleşti ve şu anda durduruldu harekat. Ben harekatın durdurulmasını istemiyordum. Neden istemiyordum? Şu anda bu teröristlerin hepsini toplayıp Amerika'ya şey olarak götürecekler. Ne derler ona? Göçmen olarak götürecekler. Onun için sağlam kalsınlar diye. Yoksa onları biz temizlememiz gerekiyordu. Bunu da söyleyeyim yani. Pekala. Evet, yanımıza da bir abimiz geldi. Şimdi Umut abi, geçen seni görmüştüm. Bir röportaj almıştık. Fakat şimdi eğitim sistemini soruyoruz. Ne düşünüyorsun eğitim sistemi? Şu anda Türkiye'deki eğitim sistemi güzel ama eğitimimizi kötüleştirmek isteyen insanlar var. Zaten dediğim gibi hani imam hatiplere karşı çıkıyorlar. Ondan sonra dinin, Müslümanlığın yavaş yavaş bitirmeye çalışıyorlar. İşte eğitim aileden başlıyor. Ailenin bir kere imanlı, inançlı, Türk örf adetlerini, Müslümanlığı bilmesi gerekiyor. Biz de yavaş yavaş ne yapıyoruz mesela? Sultanahmet Meydanı'nda bundan geçen sene ilahiler okunan, Kur'an-ı Kerimler okutulan, hatimler indirilen yerde şu anda Atenaların, bilmem ne yabancıların konserlerini verdirip Sultanahmet Meydanı'nda sanki İstanbul'da başka bir meydan yokmuş gibi konserler verip yerlerden bira şişelerini toplar duruma geldik. Yani bu Sultanahmet gibi, yani. Sultanahmet gibi bir yerde yani. Yazık, günah. İşte eğitimi bunlar bu şekilde vatandaşa vermeye başlıyorlar. Her şey de çok güzel oluyor. Ağzımız yanıyor, burnumuz yanıyor. Artık dediğim gibi din düşmanlığı, bunların eğitimi artık Müslüman düşmanlığı, bunların eğitimi artık Türklüğü bitirmek, bunların eğitimi PKK'yı yaşatmak, bunların eğitimi çok değişik bir eğitim sistemine gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ne düşünüyorsunuz Sultanahmet'teki o 29 Ekim kutlamaları? Yani aslında kutlama olması normal ama öyle Sultanahmet. Değil. Ama öyle değil. Ama öyle değil. Kutlama olması normal ama öyle değil. Bunlar bütün sanatçılarına, kendi şeylerinden olan sanatçılarına rant yaratmak için, onlara para harcamak için, dün hatta durağın birinde de okudum, bilmem ne Fatih
diğer şeylerini asmışlar. Onlar, hep onlar yani. Hani israftan bahsedildiler ya, bunlar israf değil mi? Bunları onlara verene kadar versinler. Abi, israf yapsınlar, konser kutlasınlar, eğlence yapsınlar ama bizim dinimizden, Müslümanlardan uzak dursunlar. Ben mesela merak ediyorum yani, ben Rizeliyim. Bu arada üşüdüğümüz için bunu çok çektik. Ben Rizeliyim, şey varsam yani ne kadar aldı? Yani israf deniliyor. Athena ne kadar aldı? Kaç? Şey varsam 760 bin lira. Doğru mu Tahsin? Bak kameraman Tahsin şu anda 760 bin lira. Büyükşehir Belediyesi'nden mi almış? Evet. 1 milyon para. Athena'da 150 bin lira. 760 bin lira şey varsam. Bilmiyorum. Normal bir para onlar için ya. Hani bir israf yapılıyordu ya sözde. İki tane sanatçı saydık değil mi? Yani iki sanatçı saydık. Daha bir sürü daha sanatçı vardı orada. Yani sözde hizmet araçlarını israf araçları olarak gösteren insanlar. Günlerce evinden hastaları taşıyamayan belediye. Yani bunlar için böyle şeyler israf değil. Böyle şeyler yani kutlama adı altında. İsraf araçlarını gittim ben Yenikapı'ya ilk çektikleri günü. Orada kavga yapıyorduk az daha. Polisler geldi elimden kurtardılar. Şey vardı. 24'ün muhabiri vardı. Neydi çocuğun ismi bilmiyorum. Bana dedi ki seni dedi okuttu da konuşturuyor. Gözlükleri gözümden çıkardım adama bir geçirdim dedim. Lan ben dedim hiç okumuş bir adama benziyor muyum konuşmak için? Tamam polis geldi ayırdı bizi. Dedim ki ben yarın sabah geleceğim dedim. Bu arabaların dedim hangisi israfsa, hangisi boşta duruyorsa, çalışmıyorsa hepsinin üzerinde belgelerini isteyeceğim dedim. Orada birkaç tane CHP'li dedi ki bu adam çok haksız yarın gelir dedi. Yarın gittim ki arabaları almış götürmüşler orada yoklar. Arabalar. Hani şimdi tamam onları yaptılar. Bir kendi çaplarında bir şov yaptılar ama hani bir de 29 Ekim'in bir de çıkışı vardı. O metroda bir olay vardı. Evet. Hani bizim orada sakallı, sarıklı, cübbeli bir arkadaşımızın bir kardeşimize yapılan bir taciz, bana göre taciz. Neden hani kadına taciz olur o hani tahrik, taciz. Ya her şey bunu şiddete sürüklemek. Aslında her şey orada her şey olur. Ki ben orada yoktum o gün. O gün ben orada denk gelmedim. Biz bunu diyoruz aslında. Ben de şahsen ben Mert Armağan olarak Söz Millet'in sunucusu Mert Armağan olarak o gün o metroda olsaydım eğer o cübbeli abimizi alırdım, korurdum. Oradaki insanlara da tepki gösterirdim. Yani aslında tamam tarafımızı söylemiyoruz, belli etmiyoruz. İllahi. Veya objektif yaklaşmaya aynen çalışıyoruz ama ya yapılan zulüm. Zulüm artı nasıl söyleyeyim bir hani diyoruz ya cumhuriyetçilik, laiklik. Cumhuriyetçilik, cumhuriyet kurulurken sakallı amcalarımız, sarıklı dedelerimiz yok muydu? Bu hani bana göre Müslümanlık hani Kudüs savaşlarının şey Uhud savaşlarından başlayıp en son 15 Temmuz darbe gününe kadar verilen mücadele içerisinde sadece Yaşa Mustafa Kemal Paşa diyen insanlar mı bu vatanı, bu milleti kurdu, bu cumhuriyeti kurdu? Hani ben buna inanılmaz derecede karşı çıkıyorum. O gün orada yapılan, o kardeşimize yapılan haksızlığı, bana göre haksızlığı, hani değil bir ateist, değil bir ateist, hani Allah'ın dışladığı bir insan olarak görüyorum ben onları. Onlar bence dünyaya bir ibret olmalı. O Yaşa Mustafa Kemal Paşa deyip de o sarıklı cübbeli kardeşimizi çeken kişiye hani Allah bana göre ibret olarak gönderdi. Yani bir mesaj veriyor. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün adını aslında orada alarak orada cübbeli sarıklı bak işte hoca bakın Rize, bakın Rize hoca bir çeşit bir olaylar anladınız. Bir denklem aslında bir denklem kurmaya çalışıyorlar ve metroda kapalı kadına da aslında daha önce tükürüldü. Evet, havalimanında hakaret edildi evet. Güvenlik ablamıza. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? İşte onların meşhur bir sloganı vardı ya her şey çok güzel olacak. İşte bana göre Ekrem İmamoğlu'nun değil de bu Yahudilerin, ecnebilerin, gavurların istediği sloganda her şey çok güzel olacak. Onların yolunda gittiklerine inanıyorlar ama şunu unutmasınlar. Türk milleti, Türk halkı dinine, milletine, vatanına el uzatanın önce elini kırar, sonra dilini keser. Bizden benim tek isteğim ne dinimizle ne milletimizle uğraşmasınlar. O sakallı cübbeli insanlarla, sallıyorum herhangi bir vatandaşlarla, görüşü her ne olursa olsun herkese saygı duymak zorundayız. Din düşmanlığına gerek yok. Eğer bu şekilde devam ederse ki benim görüşümü açık ve ne söyleyeyim o metro olayındaki. Bence o arkadaşa gerekli cezanın adalet karşısında eğer verilemeyecekse halk karşısında. Kamerayı çeken yani. Zaten eğer özellikle o başına giden karakterden bahsediyorum. Ben halka buradan seslenmek istiyorum. Belki adalet cezasını verecek ama verdikten sonra eğer veremezse ki ben vereceğine inanıyorum şu anki adaletin. Halkın ona bir gereken cezayı vermesini görüldüğü yerde özellikle ben Umut Zirek olarak gördüğüm yerde onun cezasını vereceğime inanıyorum. Ya yine de öyle demeyelim yani hukuk devletindeyiz. Yargı var.
Gerçi bence bunun da bir suçu bence şeriatla yargılansın. Bunun da bir suçu yok ama hani resmi olarak, yasal olarak da bir suç olarak gösterilmeyebilir aslında bu yapılan hareket, ama etik değil. Yani hoş değil. Şimdi, eğer bunun cezası yoksa, eğer dine saldırıda, İslam'a saldırmada, hani Türk milletine saldırmada bir suç yoksa, bence Umut bu Bey, adaleti biraz... Umut Bey, İslam'a, dine, peygamberimize bir şey dendiği zaman resmi olarak suçu yok. Ama başka şeylere dendiği zaman... Yani ama şimdi ne yapılması lazım bu durumda? Bence bu durumda ne yapılması lazım? Düzenleme mi? Bir düzenleme. Düzenlemeyi de hani din, devlet işlerini iç içe koyarak bence artık yapmak lazım. Çünkü yeni gelen şu bir yıllık bir oluşum var. Bu bir yıllık oluşumu tamamen devirmemiz lazım. Yoksa onlara göre, tabii bence tırnak içerisinde, onlara göre din elden gidiyor. Peki size soralım yani şimdi. Devlet eğer diniyle uğraşıp gençlerini ona göre yetiştirmezse mutlaka gidip cemaatlerin kucağına düşüyor çoluk çocuk. Onlar kendi kafalarına göre, kendilerine göre yedi. Ne düşünüyorsunuz? Metroda olan, havalimanında olanlar, daha önce metroda kapalı ablamıza Kadıköy AK Parti ilçe başkanı avukat Aydoğan Akın, Ahı Akın, çok selam olsun başkanım, size de avukat olmuşsunuz o kapalı ablamızın ve dava görüldü. Yani şimdi tükürme olayları, hakaretler, toplumda kapalı kadınlara aşağılamalar, nerede yaşıyoruz? Yani şimdi şöyle bir algı oluştu. Müslüman bu ülkede mülteci gibi mi muamele görüyor? Aynen öyle oluyor. Müslümanlar mülteci gibi muamele görüyor. Dinine çalışmaya, dinine yaşamak isteyene özgürlük vermiyorlar. Kemal'in, Atatürk'ün yani bir nevi dinsiz olduğunu onlar ilan ediler. Biz etmiyoruz. Atatürk hiçbir zaman milletine dinsiz dememiştir. Tamam mı? Millet dinini çok rahat bir şekilde yaşamıştır. Mesela Kemalcılara buradan söyleyeceğim var. 1980'de Mustafa Kemal'in anılarına Kültür Bakanlığı'nın bastığı iki cilt kitap vardı. Ben Almanya'daydım o zaman. Almanya'da Köln Radyosu Türkçe Türklere yayın yapıyordu. Bir saatlik falan. Orada reklamını duydum. Ben geldim, o kitapları burada aldım, okudum. O kitapları güzel yine tekrar kaplattım. Özel kap yaptırdım. Üzerinde de benim oğlumun ismi, isterlerse ben onu getirip çektiririm burada. Hangi Atatürkçünün evinde var onlardan bir tane çıkarsınlar bakayım. Bu ülkenin sadece Atatürk sahibi değil ki. Atatürk'ten daha önce bu ülkeyi bize kim kazandı? Sana baban malı mülkü kazanmış, serveti vermiş. Oğlum al bu servet senin demiş, ye demiş, değil mi? Yaşa üzerinde. Sen sahip çıkmazsan üzerinde ne yaparsın? Birileri gelip sahip çıkacak. Atatürk de Allah rahmet eylesin gayet güzel yapmış. Gelmiş ülkesine, bura benim dedemin mirası demiş, bu da bana kardeşim demiş. Sahip çıkmış. Yani tamam, Atatürk'ü de analım ama daha önceden bu ülkeyi kazanıp bize verenleri de analım yani. Yavuzlar, Fatihler, Süleymanlar, Abdülhamitler, neredeler bunlar? Bunlar insan değil miymiş, bu vatanı bize bırakmışlar? Mesela bir Cumhuriyet kadını söylemi oldu. Yani Cumhuriyet kadını şöyle olur, Cumhuriyet kadını şöyle açık olur, Cumhuriyet kadını böyle... Aynen. Bana göre Cumhuriyet kadını nasıl olur biliyor musun? Cumhuriyet kadını giydirmiş, koluna takmış Latife Hanım kolunda. Niye, açık mı? Cumhuriyet kadını nasıl olurdu biliyor musun? Hani şu anda, şu zamandaki Cumhuriyet kadını, bence 15 Temmuz'da o tankın önünde duran ablamız vardı ya. Cumhuriyet kadını odur. Cumhuriyet kadını Nene Hatun'dur. Cumhuriyet kadını Fatma annemizdir. Bana göre bunlardır Cumhuriyet'in kadını. Bence Türk milletinin kadını, Türklerin, Müslümanların, yaşadığımız toprakları inkar etmemek lazım ne olursa olsun. Yine oraya geleceğim. Yine lanet olsun o Sultanahmet olayına geleceğim. Sultanahmet'te dediğim gibi ilahiler okunurken, vaazlar verilirken, din sohbetleri yapılırken bugün camimizin önünde bira şişelerini, affedersin, her şeyleri toplar duruma geldik. Yani şuraya geliyoruz aslında. Biz, bu dine bir ihanettir. Arabayla mezarlıktan geçerken müziğin sesini kısan bir milletiz. Biz Kur'an-ı Kerim okunurken konuşmayan bir milletiz. Peygamber Efendimiz döneminde ezanlar okunurken oradaki müşrikler ezanın sesini bastırmak için ellerindeki çalgı ve çengilere vururlardı. Hani çalgı çenginin de buradaki iyi olmayan tarafı da aslında budur. Biz böyle bir milletiz. Böyle bir dine mensubuz. Metroda yaşanan durum, yani acılası bir durum yani, bir adama değil. Ya acılası. Adama değil yani. Acılası. Acımak gerekir yani bunu yapanlara. Adama acımıyor. Adamı diyorum ya, Rabbim onu herhalde ibretlik gösterdi bize. Bak kulum diyor. Önünü gör. 28 Şubat zihniyeti devam ediyor mu diye size sormak istiyorum. Şu anda zaten 28 Şubat devam, ruhunu yaşatmak devam ediyor.
Devam etmeye çalışıyorlar ama yaşatamazlar. Neden? Türk milleti buna izin vermez. Eğer uyuyan devi bir uyandırırsalar Allah herkesin sonunu hayretsin. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.